Güneş Hocam, bize bu halk eğitime ilk önce ondan başlayalım. Öğrenciler nasıl müracaat ediyorlar, nasıl geliyorlar buraya, izledikleri yol nasıldır? İlk önce onu anlatalım. Sonra bize bu dönem yapmak istediklerinizi, neler yapacaksınız, onlar hakkında bilgi verelim. Yaptığınız işler var, onları bir tanıtalım. Tamam. Size bırakıyorum hocam. Teşekkür ederim öncelikle. Biz Eylül ayı başında kursiyerlerimizin kayıtlarını alıyoruz. Kursiyerlerimiz Halk Eğitim Merkezi, Sürsür'de bulunan Halk Eğitim Merkezi'ne bizzat kendileri de gidebilirler. İnternet yoluyla da kayıt yapabilirler. Kayıtlarımız bir aya yakın sürüyor. Eylül sonu, Ekim başı gibi kurslarımız açılıyor, kurslarımız başlıyor. Kurslarımıza okuma yazma bilen, bilmeyen, lisans mezunu, ilkokul, ortaokul herkes başvurabilir. 18 yaşından büyük olan, 16 yaşından büyük olanlar herkes başvurabilir kurslarımıza. Burası giyim katı, giyim atölyesi. Burada mefruşat, giyim, el sanatları adında her şey de yapılıyor. Yani karışık olarak ürünlerimiz var. Bütün hocalarımız bütün bilgileri kursiyerlerimize iletebiliyor, verebiliyorlar. Şimdi bu sezon kaç öğrenciniz var? 17 öğrencim var şu anda. Peki, kayıtlı öğrencim. Daha açık kontenjanınız var mı? Onların belli bir süreleri var, kayıt süreleri. Mesela benim şu anda sınıfımın kontenjanı dolu, fakat diğer sınıflarımız, öğleden sonra olan sınıflarımıza kayıtlar hala devam ediyor. Yeni başlayan kurslarımız var. Onlar da devam Burası, edebilirler. Burası Olgunlar'da bir yer değil mi hocam? Burası Olgunlar Mahallesi. Onu da söyleyeyim ek ki. Ek binası, he, halk eğitim ek binası. 2 yıl oldu buranın hizmete girdiği. Gayet iyi devam ediyoruz yani öğrencilerimizle. Yani tabii evleri bu Olgunlar'a yakın olanlar, eski halin arka tarafında olanlar tabii, çok rahat gelebilirler. Ulaşabilirler. Ulaşımı kolay bir yer. Her şekilde de ulaşılabilir. Yürüme mesafesi olan evet. yerleri olabilir yani. Evet. Ha, evet, Mehmet Zeki İlkokulu'nun karşısı, evet, onu da bildirelim. Mehmet Zeki İlkokulu'nun karşısı. Ha, aynen. Şimdi hocam bu dönem ilk neyle başladınız, ne yapıyorsunuz şimdi bu şeyde? Şimdi bir öğrenci geldiği zaman biz önce onun neleri bildiğini bakıyoruz. Yani bir düz dikiş makineyi biliyor mu? Bilmiyorsa öncelikle düz dikiş makinesinin bilgilerini veriyoruz. Yani bir makineyi kullanma, bir kumaşı makinede nasıl kullanacak bunları gösteriyoruz. Hı hı. Daha sonra aşama aşama ne istiyorsa, mesela ben mefruşat çalışmak istiyorum hocam dedikleri zaman biz onlara mefruşat çalıştırıyoruz. Nakış istedikleri zaman nakış yaptırıyoruz. Yani öğrencinin öğrenme kademesine göre her şeyini veriyoruz.